Herkese günaydın. Makine mühendisliğine giriş dersine başlıyoruz. Bugünkü konumuz ısı enerjisi arkadaşlar. Isı enerjisi önemli bir konu. Özellikle ısı transferi dersinde ayrıntılı olarak işleyeceksiniz. Termodinamik dersinde önemli bir konusudur. Ve ısı enerjisi temel bilgilerine başlayalım. Isı bir sıcaklık farkından dolayı bir yerden başka bir yere geçiş yapan enerjidir. Arkadaşlar ısıyı dediğim gibi ısı transferinde termodinamik ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ve ısının gerçekleşmesi için sıcaklık farkı, delta T mutlaka şart. Bir ortamla diğer ortam arasında sıcaklık farkı varsa ısı geçişi vardır diyeceğiz. Ve termodinamikte bunu sistem ve sistem sınırından geçen enerjiler olarak ele alacağız. Bu önemli noktayı bir daha söyleyelim. Bu karşınıza çıkar. Sıcaklık farkından dolayı bir yerden başka bir yere geçiş yapan enerjiye biz ısı diyoruz. Sıcaklık farkı varsa ısı geçişi var. Isıyı, ısı iletimi, ısı taşınımı ve ısı ışınımı diye üç ayrı başlık altında inceleriz. Tabii biz makine mühendisliği girişte bunun ayrıntısına girmeyeceğiz. Ama bilelim ki ısı transferi dersinde özellikle ısı iletimi, ısı taşınımı ve ısı ışınımı ayrıntılı olarak anlatılır. Ve bu üç konuyu çok iyi bilmek zorundayız. Bu üç konuyla ilgili bilgileri hayatta her zaman kullanacağız. Isıtma tekniği olsun, soğutma tekniği olsun, iklimlendirme tekniği olsun. Birçok uygulamada, mühendislerin yapacağı birçok uygulamada bu bilgiler işe yarayacak. Evet, ısı enerjisine bu şekilde giriş yaptıktan sonra biz ısıl değer tanımıyla devam edelim. Evet, herhangi bir yakıtı ele alalım arkadaşlar. Bu yakıt sıvı olabilir, motorin örneğin, katı olabilir, kömür, gaz olabilir, propan veya doğalgaz. Yakıt yakıldığında ısıl enerji açığa çıkıyor. Neden? Yakıtın içinde kimyasal enerji depolanmıştır ve bu kimyasal enerji yakıt yakıldığında açığa çıkar, ısıl enerji olarak açığa çıkıyor. Bunun yanında su buharı da açığa çıkıyor, karbonmonoksit de çıkıyor, partikül maddeler de ortaya çıkıyor. Tabii karbonmonoksit zehirli ve kokusuz bir gaz. Çok tehlikeli bir gaz. Partikül maddeler de insan sağlığını etkiliyor. Onun için özellikle çevre açısından ısı bilgilerini birlikte ele aldığımızda bazı yakıtların çevreye zarar verdiğini biliyoruz zaten. Ama yakıtı biz yaktığımızda kimyasal enerji ısıl enerjiye dönüşüyor. Bak dönüşüyor ve bu ısıl enerjiden biz bir şekilde yararlanıyoruz. Tabii ortaya bir miktar su buharı, karbonmonoksit ve partikül maddeler de çıkıyor. Yakıt içinde kimyasal enerji depolanmıştır. Bu depolanan enerjiden yararlanıyoruz. Yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisi miktarına ısıl değer deniyor. Bu da çok önemli. Yapılan deneyler sonucu arkadaşlar ısıl değer miktarları bize tablolar halinde veriliyor. Yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisi miktarına ısıl değer diyoruz. Örneğin biz doğalgazı ele alalım. Doğalgazı yaktığımızda ısıl değeri 47 megajül bölü kilogram. Yani 1 kilogramı maksimum 47 megajüllük bir enerji, ısıl enerjisi bize veriyor. Propan da kullanılır gaz olarak. 46 megajül bölü kilogramlık bir ısıl değeri var. Gazlar bunlar hani birçok gaz var. 2 tane örnek aldık. Sıvılar için dizel ve benzini ele alalım. Benzine bakalım 45 megajül bölü kilogram. Dizel yakıtı, sıvı yakıtı 43 megajül bölü kilogram. Katılardan kömürle odunu ele almışız. Kömür 30 megajül bölü kilogram, odun 20 megajül bölü kilogram. Gördüğünüz gibi en düşük enerji veren odun, en yüksek doğal gaz. Yani verdiği enerji miktarı ne kadar yüksekse çevreye verdiği zarar da o kadar az oluyor. Ama sonuçta bütün bu yakıtlar çevreye zarar veriyor. Ama dediğim gibi doğal gaz daha az miktarda zarar veriyor. Çevre açısından da biz mühendisler olayları değerlendirmek zorundayız. Hem termodinamik açıdan, ısı transferi açısından, hem çevre açısından, hem ekonomik açıdan değerlendirme yapmak zorundayız. Biz burada ısıl değeri ele aldık ve herhangi bir yakıtı yandığında açığa çıkan ısı enerjisi miktarına ısıl değer dedik ve 2, 4, 6 tane eleman için
H ile gösterilen asıl değer miktarlarını verdik. Bu miktarlar önemli. Bu miktarlara göre çeşitli hesaplamalar yapıyoruz. Hesabımızı nasıl yapıyoruz? Sonuçta bir ısıl değerimiz var. H ile gösterdiğimiz birimi jül bölü kilogram veya jül küçük kaldığı için megajül bölü kilogram olarak gösterilebilir. Jül bölü kilogram ise bunu kütlesiyle çarptığımızda jül birimini elde ediyoruz. Demek ki açığa çıkan ısıyı Q ile gösterirsek M çarpı H, kütle çarpı ısıl değer bize açığa çıkan ısıyı jül biriminde veya megajül biriminde verecek. Bu açığa çıkan ısı bizim için önemli. Bu açığa çıkan ısı çerçevesinde değerlendirmelerimizi yapacağız. Örneğin benzin. Q eşittir M çarpı H. 1 kilogram benzini ele alalım arkadaşlar. 1 kilogram benzinin ele aldık. Isıl değeri 45 megajül bölü kilogram. O zaman açığa çıkan enerji, açığa çıkan ısı miktarı 45 megajül olacak. 45 megajüllük 1 kilogram benzin, 45 megajüllük bir ısıl enerjisi bize sağlıyor. Ama bu maksimum değer. Biz bunu otomobillerde kullanabiliyor muyuz? Kullanıyoruz ama otomobillerin verimi %25 ile %35 arasında değişiyor. Gördüğünüz gibi verim çok önemli. Bu verim kavramına termodinamik derslerinde, ısı transferi derslerinde bakacaksınız. Bu verim kavramı çok önemli. Otomobil verimini %30 alalım. O zaman kullanılan Q ne kadar? 45 megajüllük bir maksimum açığa çıkan ısı var. Bunun %30'unu otomobil kullanıyor. 13,5 megajül. Gördüğünüz gibi verim yani düşük. 13,5'u 45'e böl. Kullanılan ısının ısı enerjisinin verimi de düşük kalıyor. Bu çerçevede arkadaşlar bu 13,5 megajük tabii tekerlekleri döndürmeye yarıyor. Diğer kısmı biz sürtünmeye veya egzozdan dışarıya atıyoruz. Otomobillerde çevre kirliliğine de neden oluyoruz. Tabii ki şimdi günümüzde elektrikli otomobiller de revaçta. Onlar da verim daha da yüksek. %100'e yaklaşıyor neredeyse. Tabii ki bazı problemler var. Tam %100 verimi hiçbir makinede elde edemeyiz. Ama verimi daha yüksek oluyor. Şimdi otomobillerde kullanılan bu 13,5 megajülü biz kinetik enerjiye eşitleyelim. Neden? Dediğimiz gibi tekerlekleri döndürmeye yarıyor bu Q ve arabanın belli bir hıza ulaşmasına yarıyor. O zaman Q kullanılan kinetik enerjiye eşit olsun. Hani teorik olarak bunu yazabiliriz. Kinetik enerji ne? 1 bölü 2 mv kare. Otomobilin kütlesi 1000 kilogram olsun. 1000 kilogramlık bir otomobil kütlesinde 13,5 megajüllük bir enerji varsa tabi birimlere de dikkat ederek arkadaşlar hızı 164 metre bölü saniye buluyoruz. 164. Yani otomobil bu hıza kadar ivmelenebiliyor. Bu 13,5 megajül çerçevesinde. Evet, böyle basit bir hesap yaptık. Q'yu ele aldık. Isıl değeri ele aldık. Aralarındaki ilişkiye baktık. Otomobil bilgileri altında basit bir mühendislik hesabı yaptık. Arkadaşlar araştır demişim. Alt ısıl değer ve üst ısıl değeri araştırın. Sınavlarda karşınıza çıkar. Bu bir araştırma konusu. Burada söyleneni yaparsanız sizin için yararlı olur. Alt ısıl değer nedir? Üst ısıl değer nedir? Araştıracaksınız. Bu final sınavında karşınıza soru olarak çıkacak. Isıyla ilgileniyorsak arkadaşlar özgül ısı da bizim için çok önemli. Isıl değer hakkında konuştuk. Bir de özgül ısı var. Birim kütleye sahip bir maddenin yani 1 kilogram olsun. Birim kütleye sahip bir maddenin sıcaklığını 1 Kelvin veya 1 derece arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarı. 1 kilogramlık bir maddenin sıcaklığını 1 Kelvin veya 1 derece arttırmak için gerekli olan ısı enerji miktarı. Biliyorsunuz delta T 1 Kelvin eşittir delta T 1 derece santigrat. O zaman yine biz özgül ısıyı burada özgül ısıyı C ile gösterirsek yine ısıl enerjiyi hesaplayalım. Sonuçta M çarpı C çarpı delta T ısıl enerjiye karşılık gelecek jül biriminde. Özgül ısı birim kütleye sahip bir maddenin sıcaklığını 1 kere arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır. Ve bu tanımla birimi jül bölü kilogram derece santigrat veya jül bölü kilogram kelvin oluyor. Bu birimlere de geçmişte ele almıştı.
Burada sıcaklık farkı var. Bak, ısı transferinde, ısı enerjisinde biz ne dedik? Mutlaka sıcaklık farkı olacak ki ısı transferinden, ısı enerjisinden bahsedebilelim. Sıcaklık farkı burada var. Özgül ısı var ve kütle var. Bütün bu birimleri analiz ettiğimizde ısı enerjisi yine jül birimine ulaşacak. Biz özgül ısısını biliyorsak bir cismin, kütlesini biliyorsak ve onda belli bir sıcaklık farkı oluşturmak istiyorsak bu kadar ısı enerjisi ona vermemiz gerekiyor. Tabii bu özgül ısı kavramını arkadaşlar iç enerjiyle bağlantılıdır. Termodinamikte ayrıntılı olarak işleyeceğiz veya işlediniz. Çok önemli bir konu. Öncelikle biz iç enerjiler kapsamında hesaplama yaparız. Ama iç enerjiler bize yetmiyorsa demeyeyim, iç enerjilerle ilgili bilgi bulamıyorsak özgül ısıya döneriz. Onu termodinamikte işleyeceğiz. Özgül ısılara bakalım. Yine deneyler sonucu bunlar tespit ediliyor. Mesela sıvı yağ ve su için almışım. Yağın C'si 1,9 kilojül kilogram derece santigrat. Su 4,2. Bazen 4,18 olarak da alınıyor kitaplarda. Yaklaşık 4,2 kilojül kilogram derece santigrat. C ne kadar yüksekse tabii Q değeri o kadar yüksek olacak. Suyun yüksek var. Katılarda çelik, alüminyum ve camı ele almışız. Çelik 0,5, alüminyum 0,9, cam 0,84 kilojül kilogram derece santigrat. Alüminyum da biraz daha yüksek gördüğünüz gibi. Çelik de düşük. Cam ortalarda yer alıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde özgül ısı kavramı önemli dedik. Isıl değer kavramı önemli dedik. Alt ısıl değer ve üst ısıl değeri siz araştıracaksınız. Karşınıza soru olarak çıkar. Bu çerçevede bir mühendislik örneği yapalım. Evet, örneğimiz şöyle olsun. Matkap çubuğunu ele alalım. Üretimde fabrikada matkap çubuğunu üretiyoruz. Bunu bir ısıl işlemden geçireceğiz. Üretilen matkap çubukları ısıl işlemden geçirilecek. Neden? Çünkü üretimde bunlar sıcaklığı yüksek olarak ortaya çıkıyor. Bu sıcaklığı düşürmemiz gerekiyor. Tamam, şöyle yapalım. Çelik matkap çubuk 8 milim çapında olsun, 15 santim uzunluğunda olsun. Matkap çubuğun uzunluğu ve çapı zaten ölçeriz biz mühendis olarak, bellidir. Buna yağ banyosunda ısıl işlem uygulayacağız. Amacımız ne? Dediğim gibi bak, 850 derecede üretimden çıkmış. Bu 850 dereceyi biz 20 derece indireceğiz. O zaman 850 derece T çubuk 1 demişim. Tamam, başlangıçta 850 derece. Sonra yağın içine biz bunu daldırıyoruz. 600 derece olsun. Tabii belli bir zaman geçecek 600 dereceye gelmesi için. Bu çelik de iç yapıda bozulma olmasın diye ona göre önlemlerimiz de var. Tabii onu da malzeme dersinde öğreneceksiniz. Sonra 600 dereceye geldiği an 20 dereceye getiriyoruz. Biz tabii bu yağ ısındığı için arkadaşlar 20 derecedeki yağ içine bunu çıkarıp tekrar daldırıyoruz. Böylece çubuğun sıcaklığını 20 dereceye ortam koşullarına getirmek istiyoruz. Her iki işlemde çubuktan dışarıya çıkan ısı miktarını hesaplayacağız. Bir mühendislik problemini ele alıyoruz. Her probleme ait basitçe bir şekil çizmekte yarar var. Çubuğu yağ banyosu içine daldırdık. Çubuk belli bir sıcaklıkta, yağ belli bir sıcaklıkta. Tabii çubuk soğurken yağ bir miktar ısınıyor. Ama biz bu problemde yağın sıcaklığını sabit kabul edelim. Genel denklemimiz MC delta T. Ne isteniyor bizden? Çubuktan dışarıya çıkan ısı miktarı. Isı miktarı ne demek? Bir kere içinde sıcaklık farkı olacak. Tamam, Q'la ilişkili sıcaklık farkı var. Ve biz bu malzemenin özgül ısısını biliyorsak, kütlesini biliyorsak ona göre Q'yu hesaplarız. Bize verilen bilgiler veya kataloğa baktık. Kullandığımız çeliğin ağırlıksal yoğunluğu verilmiş. Bak, hani yoğunluk nedir? Kilogram bölü metreküp. Ama ağırlıksal yoğunluk nedir? Ağırlık nedir? Newton biriminde bir kuvvettir. O zaman ağırlıksal yoğunluğu verilmiş katalogda. Katalogda verilen ağırlıksal yoğunluk, bu da yeni bir bilgi. Bunu da bilin. Onu da rho'la gösterebiliriz veya farklı bir simgeyle gösterebiliriz. Rho'nun birimi genellikle kilogram metreküp ama biz burada birime baktığımızda ağırlıksal yoğunluk kilonewton bölü metreküp olarak verilmiş. 76 kilonewton bölü metreküp.
Tamam, bundan yararlanacağız. Çeliğin özgül ısısı kitaplarda var veya kataloğunda var. 0,5 kilojül kilogram derece santigrat. Arkadaşlar şu bilgileri biz katalogdan bulduk diyelim, bir fabrikada çalışıyoruz. Bu Q'yu hesaplayacağız. Bu bilgileri de katalogdan bulduk. Ona göre mühendislik hesabımızı adım adım yapalım. Bize kütle lazım önce, kütle. Bu kütleyi hesaplayabilmek için adım adım ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi arkadaşlar en sona bakarsak çubuğun kütlesini hesaplayabilmek için ağırlık nedir? M çarpı G. Yani ağırlığını hesaplayacağız. Ağırlığı hesaplayabilmek için de bazı bilgilere ihtiyacımız var. Önce çubuğun kesit alanını hesaplayalım. Çap belli. Kesit alanı bu çap olduğu için pi d kare bölü 4. Tamam. Çapı metreye çevirelim. 0,008 metrenin karesi pi bölü 4 kesit alanını verecek bize. Kesit alanı neye lazım? Çubuğun hacmini hesaplayacağız, ondan lazım. Kesit alanı 5,027 çarpı 10 üzeri eksi 5 metrekare olsun. Hesap makinesinde gördüğümüz değeri ele alıyoruz. Çubuğun hacmi bize lazım. Hacmi V ile gösterirsek kesit alanı çarpı L uzunluk. Tamam. Onun için biz kesit alanı hesapladık. 5,027 10 üzeri eksi 5 metrekare. 0,15 metre uzunluğu da metreye çevirdik. Sonuç 7,54 nokta 10 üzeri eksi 6 metreküp. Çubuğun hacmi bu kadar. Böyle arkadaşlar adım adım hesabı yapıyoruz. Tabii sınav kağıtları da çok karmaşık ve anlaşılmaz hesaplar yapıyorsunuz. Onun için puanınız düşük oluyor. Bir kere elde edilen sonucun yanında biri mutlaka olacak ve doğru şekilde olacak. Okunaklı olacak yazılar. Yazdığınız formüller açık olacak. Çubuğun ağırlığına geçelim burada. Şimdi hacim önemliydi. Çubuğun ağırlığı nedir? Rho çarpı V. Newton biriminde ağırlık. Bu rho çelik ne verilmiş bize? Newton bölü metreküp verilmiş. Soruda öyle. Bakalım Newton bölü, yani kilo Newton bölü metreküp verilmiş. O zaman biz bunu hacimle çarpacağız. Neden hacmi hesapladık? Ondan. Buradan ağırlığı Newton olarak bulacağız. Rho çelik birimi 76,10 üzeri 3 Newton metreküp. Bak 10 üzeri 3 ile çarpmışız. Buraya Newton geldi. Kilodan kurtardık. Hacmi hesapladık. 7,54 10 üzeri eksi 6 metreküp. Metreküpler gitti ve çubuğun ağırlığını bulduk. Biz mühendis olarak çubuğun ağırlığına erişmek istiyorduk. O da 0,573 Newton olarak bulundu. Bundan sonra kütleye geçişimiz kolay. Çünkü ağırlık kütle çarpı yer çekimi ivmesi. M 0,573 Newton bölü 9,81 metre bölü saniye kare. O zaman bizim çubuğun kütlesi 5,841 10 üzeri eksi 2 kilogram. Arkadaşlar bu hesaplar çok önemli. Mühendisçe soruya yaklaştık. Bize verilen bilgilerde kilogram, kilo Newton bölü metreküp, kilo Newton bölü metreküp birimi olduğu için ağırlıksal yoğunluk olarak buradan ağırlığa geçip kütleyi bulalım dedik. Tabi ara işlemler olarak çubuğun kesit alanı, çubuğun hacmi bize lazım oldu. Bunlar önemli bilgiler. Dışarıya atılan ısı miktarı artık kütleyi hesapladık. C tablolardan alındı. Delta T zaten soruda var. O zaman kütle 5,841 10 üzeri eksi 2 kilogram. C 0,5 kilojül kilogram derece santigrat birimlere bakıyoruz. Burada kilojül, sonuç kilojül çıkacak. İlk yağ banyosu 850'den 600'e geliyor. Sıcaklık farkı burada. 7,3 kilojül. İkinci yağ banyosu 600'den 20'ye gelecek. 16,94 kilojül. Bakın Q2 büyük Q1. Neden? Q2'de daha çok ısı atmışız. Yani 600'den 20'ye geliyoruz. Burada 850'den 600'e geliyoruz. Daha az bir ısı dışarıya çıkışı var. Ama 600'den 20'ye geldiğimizde 16,94 kilojüllük bir ısı çıkışı var. Biz 850'den 20'ye gelseydik bu ikisinin toplamı kadar ısı çıkışı olacaktı. Bu ısı çıkışları çerçevesinde biz çubuğu 20 dereceye getirdik. Tabii malzeme bilimi açısından içinde çubuğun içinde
çeşitli deformasyonlara neden olmadan, bozulmalara neden olmadan bu duruma getirdik ve kullanıma sunduk. Ama çevreye bu kadar, bu ikisinin toplamı kadar ısı çıkışı oldu. Ne oldu çevrede? Bir miktar yakın çevrede hava ısındı. Çünkü ısı çıkışı var, havayı ısıtacak. Hocam. Efendim. Burada hocam ağırlıksal yoğunluk yerine yoğunluğu verseydi hiç ağırlıktan geçmeyip direkt kütleyi Evet. bulup orada yapacaktık değil mi evet, hocam? Evet. Bunu ben ek bilgi olarak verdim. Çünkü sizler piyasada çalışırken bu birimlerle karşılaşacaksınız. Hı-hı. Bu ek bilgi. Ama Anladım. dediğin gibi direkt kilogram bölü metre küp verse işimiz çok kolay. Tamam hocam. Teşekkür Ama ederim. Burada tabii ki size ayrıntıyı öğretiyoruz. Bunlar giriş bilgileri ve diğer derslerde karşınıza çıkmayabilir. Arkadaşlar, bugünkü dersimizi ben bu kadar hazırladım. Şimdi arkadaşımızın güzel sorusu vardı. Bu çerçevede başka soru varsa alayım. Yoksa yoklama alacağım. Soru yoksa yoklamadan sonra çıkabilirsiniz. Hocam benim bir sorum daha var. Tabii. Hocam biliyorsunuz ki Mühendis Gibi Düşünme kitabını okuyoruz. Çok da hoş bir kitap. Evet. Onu şeye soracaktım hocam. Finalde iş, yani sonraki konular mı var? Vizeden sonraki konular mı Evet, yoksa evet. tüm kitaplar mı var? Tüm, yok, yani yok. sadece. Tüm kitap yok. Biz finalde sonrası. Hı, tamam. Zaten Tamam. ben final sınavından önce çalışacağınız, hani zaten okuyorsunuz kitabı, Evet. gözden geçirin diye chapter'ların isimlerini vereceğim. Teşekkür ederim hocam. Tamamdır.